Evet arkadaşlar, evdeyken size video yapalım değil mi? Atışa gidemiyoruz. En azından yeni gelen silahın bir kutu açılımını yapayım. Size düşüncelerimi söyleyeyim. TİSAŞ, Zigana Sport. Herkes çok söyledi abi, illa TİSAŞ, Zigana Sport al. İşte Türkiye'nin müdarı iftiharı, özgün desen, süper çalışıyor, manyak kaliteli. Yani herhalde en çok bu silah soruldu arkadaşlar bana 2 yıldır. Ve hiçbir zamanda bulamıyordum. En sonunda bir yerde buldum. 2-3 tane vardı. Ki bunu da benim indirimlerim vardı. İndirimlerimden sonra 500 dolar aldım. Normalde 600 dolara satılıyordu arkadaşlar. Gerçekten çok süper bir silah bekliyordum yani 600 doları. Türkiye'deki fiyatı kaç para bilmiyorum ama. İnanılmaz bir silah bekliyordum 600 dolar. Çünkü burada mesela 600 dolara CZ-75B alabiliyorum ben. Veya ne bileyim 700 dolara Colt alıyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, bütün yerli silahlarda bu zamana kadar aldığım bütün silahlar arasında herhalde en pahalı bu bunlardan biri. Önce hemen şöyle bir kutu açılımını yapalım. Ondan sonra size göstereyim. Şöyle kutumuz arkadaşlar. Şöyle kağıtları var. Kullanma kılavuzu. Ekstra bir tane şarjörü var. Temizleme bezi var. Şurada bir tane temizleme aleti var. Silahımız var. Üstünde de bir tane şarjörü var arkadaşlar. Şu şekilde. Kutumuz normal bildiğimiz kutu arkadaşlar. Hiçbir özelliği yok. Normal bir kutu yani. Bazı Barrett'te kutularında kapakları değişik. CZR'de şeyler değişik. Bunda öyle herhangi bir özellik yok. Hemen kontrolünü yapalım. Yeni silah ama yine de kontrolü elden bırakmıyoruz. Şu şekilde boş arkadaşlar. Öncelikle genel bir özelliklerinden bahsedeyim. 9 mm kalibre atıyor biliyorsunuz. Genel ağırlığı 900 gram. Şarjörsüz 900 gram, bir de şarjör ve mermileriyle daha da ağır. Yani bence olması gerektiğinden biraz fazla ağır. Uzunluğu 214 mm arkadaşlar. Yüksekliği 137 mm. Genişliği 37 mm. Gerçekten çok kaba bir silah. Tek hareket ve çift hareketli arkadaşlar. Tek hareketi 2 kilo. Ki iyi yani, tek hareketi 2 kilo iyi yani. Çift harekete 5 kilo, o da normal. Namlu boyu 130 mm, 13 santim. Ki bayağı uzun. Yani uzun mesafede bununla bayağı iyi atış yapabilirler. Bazı arkadaşlar yorum yapmıştı bana. Abi işte ben çoğu silahlı Zigana Sport gibi hedefi iyi vuramıyorum. Çünkü bunun uzun namlusu var arkadaşlar. Yani şöyle SFX getirdim ki görün diye. Bakın SFX ile aynı. O yüzden SFX'le de iyi vurursunuz uzun mesafede. Zigana Sport'la da iyi vurursunuz. Gövdeden ayrılmayan, kolay montaj sağlayan sökme aleti var arkadaşlar. Çok basit, hemen çevirdiğiniz zaman çok basit şekilde sökülür şu şekilde olduğu gibi. Fikir güzel, kalite inanılmaz kötü. Yani çok kötü. Kırlangıç geçme bir gezi var arkadaşlar. Şurada bir yolu var arkadaşlar. Kolay hedef alabilme kanal yolu mu öyle bir şey diyorlar da. Yani bilmiyorum, ben öyle çok bir bana faydası olduğunu görmüyorum bunun da. Yani belki birilerinin işine yarıyordur. Çünkü ben zaten onu görmüyorum yani. Çünkü gezden baktığın zaman... Şahlanmayı azaltan kompresör kanalları var arkadaşlar. Ayrıca daha geç ısınmasını sağlayan kanalları var. Namlunun üstünde kompansatörleri var. Piketini ray var. Neyse arkadaşlar, ben hemen düşüncelerimi anlatayım size. Öncelikle şarjörden bahsedeyim arkadaşlar. Mekka şarjörleri. Şarjörler güzel. Ama şarjörlerde yanda veya arkada delikleri yok arkadaşlar. Yani şarjörün tamamen kaç tane aldığını bilmiyorum. Hiç atış yapmadığım için. Kağıdında 15 yazıyor. Acaba 15 mi alıyor? 17 mi? 16 mi? 18 mi? Hiçbir fikrim yok. Ama güzel. Yani şarjör kalitesi güzel. Bir tek şöyle arkada veya yanda delikleri olsaydı, gösterseydi daha iyi olurdu. Böyle mermi doldurduğun zaman. Bu neden işe yarıyor? Mesela bazen çıkartıyorsun, bakıyorsun. Nerede? Kaç tane mermi kalmış içinde? Bakın şu şekilde.
SFX'i çıkardım. Şöyle yan yana koyduğunuz zaman mermileri görebiliyorsunuz içindeyken ve nerede olduğunuzu anlayabiliyorsunuz o anda. Yoksa şarjör, evet şimdi bakıyorum, tamamıyla Canin şarjörüyle aynı şarjör. Harbiden aynı şarjör. Evet, Canin şarjörü Zigana'ya oluyor arkadaşlar. Bir tek şu yandaki kilidi, bunda biraz daha ince, bunda biraz daha kalın, o mu denk gelmiyor? Yani Canik şarjörleri kullanılabilir arkadaşlar. Şarjör düşürmesi normal. Ama mandalı çok küçük arkadaşlar. Yani şu mandalı yani gerçekten küçük, çünkü şurada, evet, ya bu mandal biraz daha büyük olması lazımdı. Çift taraflı, öbür tarafa da alabilirsiniz mandalı. Kabze kapaklarını yine söyleyeyim arkadaşlar, gerçekten çok kötü. Ana, kalkmış bile şuradan, biliyor musunuz? Yani en ufak bir şeyde bu kırılır, biliyor musunuz arkadaşlar? Yani şu vidayı biraz daha sıksam şuradan çatlar yani, gider. Ele iyi oturuyor. Şimdi benim ellerim çok büyük olduğu için silah ele güzel oturuyor. Ya benim elime güzel oturuyor. Yani bu finger grooves, parmak yerleri de güzel oturuyor. Alt tarafı silah alüminyum galiba, çelik değil. Hemen bir bakayım. Evet, alt tarafı alüminyum arkadaşlar. İşçiliği güzel arkadaşlar. Oh. Tırnağı acayip kalın bırakmışlar. Ve tırnağın kenarları alınmamış arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Yani elinizi kesecek gibi hissetmiyorsunuz ama orasının alınmadığını hissediyorsunuz. Yani şöyle tırnağımı şey yapsam. Evet, bakın tırnağımın üstünü aldı. Yani tırnağımın üstünü şu şekilde, bakayım görebilir misiniz bilmiyorum kamerada ama böyle bakın nasıl aldı tırnağımın üstünü, şey gibi aldı. Sürgü kilitleme mandalı uzatılmış ve üstünde çentikleri var. Güzel, kullanışlı ve şeyden de yer açılmış şöyle gövdeden, daha rahat kullanılabilmesi için. Sökme mandalı da güzel. Horozu da güzel. Altında Piketty'nin rayı var arkadaşlar. Güzel. Namlunun üstünde namluyu, şahlanmayı aşağı indiren. Şunlar ne işe yarıyor söyleyeyim. Alt taraftaki kanallar namlunun soğuk kalmasını sağlıyor. Yani çabuk ısınmasın diye. Üst taraftakiler hem hafifletiyorlar hem de şahlanmayı engellemesi için. Namlunun üstündeki portlar da, kompresörler de namlu aşağıya doğru iteklemesi için arkadaşlar. Yani şahlanmayı önlemesi için. Nasıl söyleyeyim? Silah haddinden fazla kaba. Bakın SFX de büyük ama ele oturuşu yani bu silahın bir tek hatları çok kaba kalmış arkadaşlar.
Yani şöyle söyleyeyim, bunu seven manyak sever. Yani bunu seven acayip hoşuna gider bu silah. Ama sevmeyen de nefret eder. Ben neredeyim? Ben benimkini söyleyeyim. İdare eder ama 250 dolarlık silah gibi. Yani kesinlikle 500 dolarlık, 600 dolarlık silah değil. Yani ben verdiğim paraya üzüldüm mü bu silahta? Şu anda kadar bana verdiği his, üzüldüm arkadaşlar. Gerçekten öyle şey değil. Bir de gerçekten çok ucuz, çok kalitesiz bir görünüş veriyor ve size öyle bir his veriyor. Yani şu tetiği çalıştırırken sesi dinleyin arkadaşlar. Oyuncak tabanca o hissi veriyor. Sanki böyle Nerf tabancasını sıkıyor musunuz gibi his veriyor. Size böyle kaliteli, ki bunun altı alüminyum, üstü çelik. Yani nasıl söyleyeyim size? Mesela Smith & Wesson 6906. Sürgün üç kenarlarında yerler açılmış, portlar da açılmış. Bu silahı bu ölçüsünden alıp %25 küçültecekler bunu. Yani küçülmesi derken, hani namluyu şuradan bu kadar küçült demiyorum. Genel silahın küçülmesi lazım. Yani şu arkasının kalınlığı falan çok kaba silah abi. Her tarafı kaba ve kalite hissi vermiyor size yani. Gerçekten çok kaliteli değil. Niye bu kadar mesaj ve yorum attınız bu silah hakkında, merak ettim yani. D-Carker'ı var. D-Carker şöyle çalışıyor arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. İndirdiğiniz zaman iğnenin etrafı dönüyor. Horozu tutarak yapayım şimdi. İğnenin etrafındaki blok dönüyor. İğneyi içeri doğru alıyor. Yani şöyle dönerken öbür taraf daha kalın çıkıyor. Ve bu sefer iğne içeride kalıyor. Horoz vuramıyor. Bütün olay o. Şöyle. Ve tamamen tetiği boşa çıkartıyor arkadaşlar. Bu silahın en büyük özelliğini söyleyeyim mi? Kesinlikle taşınmaz bir kere. Yani taşınmak için değil. Bu yani. Mesela SFX nasıl SFX? Poligonda falan, turnuvalarda falan atış yaparsınız ya bununla. Uzun mesafe çok rahat vurursunuz. Bu da uzun mesafede falan rahat vurursunuz. Hele 10-15 metrede falan çok güzel vurursunuz. Çünkü namlusu uzun. Şeyi iyi o şekilde. Ama başka, hani D-Carker var ama şimdi zaten bütün silahlarda D-Carker var abi. Hani bunda kompansatör var. Ben sevmiyorum böyle silahları çünkü manyak kirlenir bunlar. Bunları temizlemekle memizlekle kim uğraşacak? Şimdi bu silahı, bir tane bu silahı olan adam çok sever abi. Çünkü elini aldığı zaman silah hisseder. Büyük şey falan. Ve atışları falan da iyi olur. Bu silaha bayılır. Ama 3-4 tane silahı varsa birisinin ve bu silahı varsa beğenmez. Veya çok silah kullanmış birisi ise bu silahı beğenmez. İşte normal çertikleri var şöyle. Yani güzel, her şey var üstünde ama şey, çok kaba. Haddinden fazla kaba. Ve şey vermiyor böyle bir, yani çok kaliteli his vermiyor. Alüminyum gövde demiştik. Önde çertikleri var. Arkada da düz çertikleri var. Yani kunduz kuyruğu uzun falan değil ama şey, yani güzel ayarlamışlar. Yani el şey olmuyor, rahatsız olmuyor yani. Kesinlikle rahatsız olmuyor. Acaba atış yapınca olacak mı? Ama benim ellerim büyük ve tombul olduğu için hani bende olan sizde olmayabilir. Çünkü bayağı iyi ayarlanmış gözüküyor. Kabzenin etrafında şurada işte oyuk yapılmış. Şeyi kullanabilmek için,
Aynısı burada da yapılmış, şurada da yapılmış. Fikir güzel, şey güzel. Yani desen, mesen, şey falan iyi yani. Şeyi hatırlıyor sanki, Robocop'un filmindeki tabancayı hatırlattı bana şimdi. Veyahut da Desert Eagle mı? Acaba Desert Eagle arasında ne kadar ölçü farkı var? Evet, bu 50AE Desert Eagle arkadaşlar. Ki onun yanında bebek Desert Eagle gibi kaldı değil mi? Bunun yanında bakınca bu silah şimdi normal abi. Şimdi bakın, bu silah da hayvan bir silah, tamam mı? Ama biliyorsun 50AE atıyor abi bu. En büyük kalibre mermi atıyor yarı otomatik silahlarda. Bu 9 mm atıyor. Yani bundan öyle bir şey bekliyorsun. Sonra bunu kullanmak için almıyorsun ki, tamamen fantezi amaçlı bir tabanca. Bunu alırken biliyorsun yani fantezi amaçlı tabanca. Ve 50'lik atacaksın yani. E şimdi bu 9'luk atıyor. Şimdi gerçi bunu bırakınca bu elime hafif geldi, kuş gibi geldi de. Evet abi, şu sesi beni yedi bitirdi yani. Çok ucuz ses geliyor. Tetiği tek harekette iyi. 2 kilo. Evet, yani 2 kilo tek harekette iyi. Çift harekette 5 kilo, o da iyi. Ama tetiği reseti ne diyeceğim bilemiyorum. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle her şey orta derecede yapılmış. Hani mesela puanlama sistemi yapacaksın ya, 1'den 10'a kadar puanlama yapacaksın değil mi? Mesela SFX'i alıyorsun, tetiğine diyorsun ki 1'den 10'a kadar 8. Tamam mı? Ergonomisine diyorsun 1'den 10'a kadar 5. Değil mi? Üstünde işte Red Dot aparatı takmak var. 1'den 10'a kadar 8 ama gezi yok. Orası kötü. İşte fiber optik arpacık var, işte 9. Böyle bir özellikleri şey. Bunda her şey 5 abi. Yani böyle orta derece yapılmış. İşte kabze kapakları 2, 1. At çöpe anasını satayım, hiç şeyi yok. Yani ben şunu nasıl takarlar anlamıyorum. Fikir güzel, şey güzel de. Lan biraz daha sağlam yap ya. Geri kalan şeyleri, yine fikir güzel. Hiç bu kadar ikilemde kaldığım bir silahı hatırlamıyorum arkadaşlar. Neden ikilemde kaldığımı da söyleyeyim mi? Bana kalsa, şimdi bak direkt söylesem, gerçekten hiç kalitesi iyi değil. Çok kaba bir silah. Hiçbir ekstra özelliği yok. Hani kompansatör koymuşlar, işte hava şeyi koymuşlar bilmem ne. Ama hiç ekstra, hani çok böyle iyi olan bir tarafı yok. Hani çelik icra mili koymuşlar, güzel. Yay tamam. Namlu, evet. İşçiliğini temiz yapmışlar abi. Yani Allah var yukarıda. İşçiliğini temiz yapmışlar. Ama hep böyle
yapılması gereken kadar yapılmış. Yani böyle hiç ekstra şey yok. Mesela şurasını sonradan eğelemişler. Çok belli. Evet, sonradan eğelenmiş. Yani bitiş yapılmış. Kamerada gözükmez herhalde şu. Şurası bitiş yapıldı ama bitişten sonra eğelenmiş. İyi de bitişten sonra E'ye atılmaz. Eğer E'ye atıyorsan yeniden bitişi yapman lazım. Bak şurası tamamen eğlenmiş. Yalnız ne dikkatimi çekti biliyor musunuz arkadaşlar? Namlu atım yatağının bütün etrafına köşelikler verilmiş, alınmış. Yani bunda var ya, kesinlikle hiçbir mermi de sorun çıkarmaz. Hani bazılarında atım yatağı ve etrafı çok düz bırakılıyor. Bazı mermiler tam oturmuyor mesela. Bunda öyle bir sorun olmaz yani. Çünkü çok güzel eğimler verilmiş. Bütün mermiler oturur. Şuna ben birkaç tane hemen değişik mermi koyayım bakayım. Süper oturuyor ha. Namlu et kalınlığı falan da çok iyi. Ve şeylerini de güzel ayarlamışlar. Değişik mermiler deniyorum ki acaba herhangi birisinde çıkıntı veya tam oturmama gibi bir şey yaşayacak mı diye. Yaşamaz çünkü şuraları bütün eğimler alınmış, yanları ve şuraları çok güzel ayarlanmış abi. Hepsi tam oturuyor. Aslında bir iki tane hollow point deneyeyim bakayım onda sorun olacak mı? En çok bunlarda hissederiz arkadaşlar. Hollow pointlerde. Evet. Yani şuralara öyle açılar verilmiş. Hatta evet, hatta boşluk var bakın. Mermi, bilmiyorum görebilir misiniz? Mermi sallanıyor içinde. Yani o kadar eğim verilmiş. Sonra sorun yaşar mı? Evet. Bakın arkadaşlar, SFX'in namlusuna koyuyorum. Nasıl biliyor musunuz? Böyle gram oynamıyor veya gram boşluk yok. Neden bunu deniyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Çünkü özellikle hollow pointlerde benim SFX de bayağı kirli. Özellikle hollow pointlerin önleri çukurlu olduğu için takılabiliyor. Tam girmiyor.
Evet, şeyin çok daha fazla boşluk var gibi arkadaşlar. Zigan'ın ikisi. Ben neden bu kadar beni rahatsız etti bu tabanca, ben size söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi, hepinizin çok fazla iyi yorum yapması. Yani o kadar çok yorum yaptınız ki bu tabanca hakkında. Ben şahane bir şey bekliyordum yani. Benim bütün şeylerimi çok fazla yukarıya kaldırdınız. Yani standartlarım o kadar yüksekti ki bu silah hakkında. Anlatamam size. Yani evet, her şey var silahta ama hep böyle standart. Hiç böyle hiçbir şey de çok iyi değil. Nerede iyi anlamadım yani. Hele şu tetiği. Arkadaşlar yani şeyleri falan öyle iyi değil yani. Bakın, ben polimer zannetmiştim şarjör düşürme mandalını. Çelikmiş. Yani o kadar her şey aynı renkte şey gibi olmuş ki. Mandalları çelik. Yani tabii ki iç mekanizması çelik. Ama geri kalan şey alüminyum. Tamam, eyvallah. Tetik korkulu da öyle ama tetik çelik. Evet. Bunlar da manyak kalın bırakmışlar ya. Yani kırılmazsa bayağı uzun müddet girebilir. Ama bazen de çok kalın olduğu zaman şeyi belli olmuyor. Yani sertlik oranı nasıl bilmiyorum ama. Allah'ım şükür. Nasıl bir his veriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle sanki acaba kaç bin mermi? Şunu kullananlardan lütfen kaç bin mermi atanını söyleyebilir misiniz ya? Ya merak ediyorum, mesela 10 bin mermi göreniniz var mı bu silahla? Gez mesela. Hiçbir özelliği yok abi. Gez arpacık tamamen standart. Yani benim burada internetten orta sınıf ucuz sipariş vereceğim gez arpacık. Horozu da öyle, mandalları da öyle. Şu emniyetin kalınlığına bak. Yani o her şey o kadar kalın, o kadar kaba ki hayret bir şey. Gövde ile sürgü arasında boşluk var abi. Bak ne kadar şey oynuyor. Bunu sökerek yapayım da göstermeye çalışayım size. Şeyleri çıkartayım. Evet abi. Yani resmen altlı üstlü oynuyor. Hani tolerans verilmiş de biraz fazla verilmiş. Arada şeyler olmuş.
Evet, yani bu kadar da tolerans olmaması lazım. Bakın şu şekildeyken gövdeyi aşağı sürgüyle yukarı çevirdiğim zaman tabii ki gözükmez kamerada da şu şekilde yaptığım zaman bakayım görebilecek misiniz? Şuradan bakın gövde ne kadar çıktı. Bak tırnağımın üstünden gidiyorum. Aynısı bu tarafta. Bakın şuradan itibaren ne kadar çıktı yandan. Bak parmağım üstünde gidiyor şimdi tırnağım. Yani o toleransı merak ettim şimdi bunu yani hiçbir şeyi böyle 10 numara değil arkadaşlar. Hatta 8 numara değil, 7 numara değil. Yani öyle bir silah. Silahtaki en iyi yer abi şarjörü en güzeli. Ki şarjörün arkasında delikleri yok. Yani şöyle mesela şununla aynı şarjör. Şarjörü güzel. Üstünde TİSAŞ yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Ama çok büyük bir ihtimalle bu da Mekkar şarjörü. Çünkü aynı şarjör. Bir tek arkada numaraları yok. Şarjörü güzel. Öbür şarjörlerin olması da güzel. Kutuda iki şarjör gelmesi güzel. Bakın şu şarjör mandalı gerçekten çok düşük. Basılmıyor bile yani. Bu gerçekten çok girmiş. Bunun yukarı çıkması, kalkması lazım. Vazgeçtim gözlerinden, vazgeçtim. Evet arkadaşlar, abone olmak için subscribe butonuna ve yeni bildirimlerden haberiniz olması için de yandaki zile tıklamanız gerekiyor.